Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları TYT Soru Bankası'nın çözümlerini kaldığımız yerden devam ettiriyoruz. Kaçıncı sayfalarda kaldık? 42 ve 43. sayfaların çözümlerini yapacağız. 10. testteyiz, konumuz ise basit eşitsizlikler ve sıralama olacak. İlk sorumuza dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Aşağıdaki düzenekte birbirinden farklı tam sayılar altıgenlerin içerisine kareler içerisinde belirtilen eşitsizliğe uygun olarak yerleştirilecektir. Sol üst köşedeki altıgenin içerisine 4 sayısı yerleştirilirse eğer x artı y toplamının en küçük değeri a için en küçük değeri için a kaç olur diye sorulmuş. X artı y'nin en küçük değeri isteniyor bizden, bunu da unutmayın. Şimdi öncelikle burası 4 ise ben şuraya 5 desem. Doğal olarak en küçüğü istendiği için de buraya 6 demelim. Çünkü 6 4'ten büyük ve 5 de 4'ten büyük. Şimdi x hem 5'ten hem 6'dan büyük olacaksa burayı tabii ki 7 seçebilirim. Doğal olarak da artık buraya 8 kalacaktır. Birbirinden farklıydı. Şimdi a sayısı hem 8'den hem de 7'den sevgili arkadaşlarım büyükse ben burayı tabii ki 9 seçerim. Ve böylelikle cevabımız Bursa seçeneği olmuş olur. A sayısı 9'du. Geçtim ikinci soruma. M, T ve N gerçel sayıları için M ve T negatif, N pozitif olduğuna göre aşağıdakilerin hangisinin sonucu kesinlikle negatiftir diye sorulmuş. Bakın N'den M'yi çıkarmış A seçeneğinde. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarsa negatif değil pozitif olacaktır. M çarpı N, biri negatif biri pozitif olduğu için negatiftir. T kare ise pozitiftir. Negatifle pozitifin toplamına kesinlikle negatiftir veya kesinlikle pozitiftir diyemem. M çarpı N çarpı T. M ile T negatifti, N pozitifti. Çarparsanız sonuç pozitif olacaktır. C seçeneği de gitti. M ile N'nin çarpımı negatif, T ile N'nin çarpımı negatif. İki negatifin toplamı tabii ki negatiftir. Cevabımız Denizli seçeneği de verilmiştir. Geçtim 3'e. Üçüncü sorumda P ve R gerçel sayıları için. P, P eksi R'den, bu da R'den daha küçük olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş bize. Öncelikle sevgili arkadaşlar şöyle diyeceğiz. P sayısı, bakın şunu karşıya atarsanız 0 kalır. 0 küçüktür eksi R. Şimdi eksi R 0'dan daha büyükse o halde R kesinlikle ama kesinlikle 0'dan küçüktür. R 0'dan küçük, bakın negatif bir sayı. P de R'den daha küçük olduğu için otomatikman P de negatif olmuş oluyor. Hangisi yanlıştır diye sormuş. P negatif demiş, doğrudur arkadaşım. P'yi 2'ye bölerseniz R'den daha küçük bir sonuç elde edersiniz diyor. Şimdi doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Neden? Çünkü örnek veriyorum. P, R'den daha küçüktü ya. Şöyle diyelim. Eksi 2 küçüktür, eksi 1 değil mi? Eksi 2'yi 2'ye böl. Eksi 1, eksi 1'den küçük olur mu? Hayır olmaz, eşit olur. Dolayısıyla yanlış da olabilir ama doğru da olabilir. Dolayısıyla arkadaşlarım hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Bu da değildir. Doğru da yanlış da olabilir sonuçta. Hatta şöyle diyelim. Belirsiz diyelim. Tamam mı? Daha sonrasında P ile R'nin toplamı sıfırdan küçüktür demiş. İkisi de negatif olduğu için evet sıfırdan küçüktür. P ile R'nin çarpımı sıfırdan küçüktür demiş. İkisi de negatifti. İkisinin çarpımı ancak pozitif olabilir. Kesinlikle pozitiftir. Ama burada ne demiş? Negatiftir demiş. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum dördüncü sorumla. M ve N pozitif tam sayıları için. Bakın. Pozitif ve pozitif sayı, pozitif ve pozitif sayı. Dolayısıyla rahat bir şekilde 5'i buraya atıp işlem yapabilirim. Yani m artı 2 küçüktür 2 kere 5'ten 10. 2'yi karşıya gönderdiniz, m küçüktür 8 kesin. 3'ü karşıya attınız, n eksi 4 büyük veya eşittir 9. Eksi 4'ü karşıya attınız, n büyük veya eşittir 13 oldu mu? Oldu. M 8'den küçük, n ise 13'ten büyük veya eşit. M ve n neydi arkadaşlar? Pozitif tam sayılardı. Dolayısıyla m eksi n farkının en büyük değeri soruluyorsa ben bu m eksi n'de bunu büyük seçerim, bunu küçük seçerim ki sonuç daha büyük gelsin. O halde m'nin en büyük değeri 7'dir. N'nin en küçük değeri 13'tür. 7'den 13'ü çıkarırsanız eksi 6'yı bulursunuz ve cevabınız bu şekilde Bursa seçeneği olmuş olur. Devam ediyorum 5. sorumla. Şekildeki A havuzundan B havuzuna saniyede 3 litre su basan bir pompayla su aktarılacaktır. Pompa kapalıyken havuzlarda bulunan su miktarları şekilde verildiği gibidir. Buna göre bakın burada 150 litre, burada 60 litre su varmış. Buna göre pompa açıldıktan sonra en erken kaçıncı saniyede B havuzundaki su miktarı A havuzundaki su miktarından fazla olur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle fazla olabilmesi için eşit olabilmesi gerekiyor. 150 ile 60'ı topladınız 210 ve 210'u 2'ye böldünüz
105'e 105'te eşit olacaklar arkadaşlar. Yani burada 105, burada da 105 kaldığı takdirde eşit olacaktı. Şimdi o zaman burada 105 kalması için buradan karşıya toplamda 45 litre su pompalanması gerekiyor. Bu 45 litreyi saniyede 3 litre pompaladığı için 3'e böldünüz arkadaşlarım ve 15 saniye sonra bu iki havuzdaki su miktarlarının eşit olduğunu gördünüz. Demek ki ilk defa 16. saniyede A havuzundaki su miktarından fazla olacakmış B havuzundaki su miktarı. Cevabımız bu şekilde Denizli seçeneği olacaktı. Ve devam ediyorum, 5. soruyu da çözdük. 6. sorumuzdayız. Bize demiş ki A sayısı 4 ile 5 arasında 3A artı B eksi 1 de 0 olduğuna göre B'nin değer aralığı hangisidir? Öncelikle sevgili arkadaşlar şunu yapacağız. B'yi bir yalnız bırakalım. B burada yalnız kalsın. Karşıya attım hepsini. 1 eksi 3A geldi. Şimdi bana o zaman önce 3A lazım. 3A için 12 küçüktür 3A. Bu da küçüktür 15 diyeceğim. Eksi 3A için yer değiştireceğim. Eksi 15 küçüktür eksi 3A. Bu da küçüktür eksi 12 diyeceğim. Ve 1 ekleyeceğim. Eksi 14 küçüktür 1 eksi 3A. Bu da küçüktür 1 eklerseniz eksi 11 gelir. İşte burada gördüğümüz 1 eksi 3A aslında B'nin ta kendisiydi. Bize de B'nin değer aralığı sorulmuştu. O halde cevabımız eksi 14 ile eksi 11 aralığı olacak. Yani cevap Adana seçeneğinde mis gibi verilmiştir sevgili gençler. 43. sayfamızdayız 7. soruda. A, B, C pozitif tam sayıları için 3A eksi C sıfırdan küçükse tabii ki 3A küçüktür C diyebiliriz. Ve burada da B eksi C eşittir 5A verilmiş. Bakın bunların her biri ama her biri pozitifti. A'da, B'de, C'de. Hepsi pozitifse ve A'nın 3 katı bile C'den küçükse A kesinlikle C'den küçüktür bu cepte. Ve ekstradan bakın B'den C'yi çıkarmış, pozitif bir sonuç gelmiş değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar hangi sayıdan hangi sayı çıkarsa pozitif bir sonuç buluruz. Tabii ki büyük sayıdan küçük sayı çıkarsa. Demek ki B, C'den burada büyükmüş. B de C'den büyükse B'yi buraya yerleştiririm. Ve cevabımız A küçük C küçük B ya da şıkların hepsi tersten verilmiş. B büyük C büyük A olacaktır. Yani cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar. 7. sorumuzu da çözdük ve Edirne dedikten sonra geçtim 8'e. Paydada değişken olmasını basit eşitsizliklerde veya sıralamalarda biz çok sevmiyoruz. Bu yüzden ne yapmamız gerekiyor? Bunu ters çeviriyorsunuz. 1 bölü 3 sola yazdınız. Küçüktür. Bunu ters çeviriyorsunuz. X artı 2 küçüktür. Bunu ters çeviriyorsunuz. 1 bölü 1 zaten yine 1'dir. Dolayısıyla x artı 2 bu aralıktadır. Peki x nerededir hocam? Tabii ki her birinden 2 çıkaracaksınız arkadaşlar. Şundan 2 çıkarırsanız eksi 1 olur. Ortadan 2 çıkarırsanız x kalır. Ve 1 bölü 3'ten 2 çıkarırsanız eksi 5 bölü 3'ü bulursunuz. Dolayısıyla bizim değer aralığımız eksi 5 bölü 3 ile eksi 1 açık aralığı olacak. Şıklarda aynısını bulmamız lazım ki bu da zaten Edirne seçeneğinde sevgili gençler verilmiştir diyebilirim. 8. sorumuzun cevabı da E'ydi. Geçtim 9'a. X gerçel sayısı için x kare x'ten daha küçükmüş. Karesi kendinden daha küçük olan sayılar tabii ki de 0 ile 1 aralığındadır arkadaşlar. Demek ki x buradaymış. Y kaç farklı tam sayı değer alabilir diye sorulmuş. O halde y'yi yalnız bırakın. Y eşittir. 2x karşıya attınız 1 eksi 2x. Şimdi bana eksi 2x lazım. Önce 2x'i bulalım. 0 küçüktür 2x, o da küçüktür 2. Eksi 2x için de yer değiştireceksiniz. Eksi 2, bakın şunu başa aldım. Küçüktür eksi 2x. 0'ı da eksiyle çarpıp sağ tarafa alırsanız 0'ın eksilisi yine 0'dır. Şimdi 1 ekliyorum arkadaşlar. Eksi 1 küçüktür 1 eksi 2x. Bu da küçüktür 1 dedim. Yani arkadaşlar 1 eksi 2x görüyorsunuz ki y'ye eşit. O halde benim ne demem gerekiyor? Demek ki şurası y'ymiş. Bu y'nin alabileceği de eksi 1'i de 1'i de alamıyor. Ortada sadece ama sadece tam sayı değeri olarak 0 var. Sadece 0 alabilir. Dolayısıyla 9. sorumuzun cevabı da Bursa olmak zorunda. 9'u da çözdük ve geçtik 10. sorumuza. Bir paradan 100 lira harcanırsa, bakın bir para demiş, ben o parayı bilmiyorum. O paradan 100 lirayı harcadım, x eksi 100 liram kaldı. Paranın yarısından azı kalıyormuş. Şimdi paranın yarısı ne? X bölü 2. Demek ki bu x bölü 2'den daha küçükmüş arkadaşlar bu cepte. Böyle yapılmayıp paradan 80 lira harcanırsa x eksi 80, paranın 1 bölü 3'ünden fazlası kalıyor. Paranın 1 bölü 3'üne x bölü 3. Demek ki bu bundan fazlaymış. İşte soruyu bu şekilde çözebiliriz. 2'yi aldınız, karşıya fırlattınız ve böylelikle 2x eksi 200'ü buldunuz. Küçüktür x dediniz. X'i bu tarafa, eksi 200'ü bu tarafa atarsanız x küçüktür. Kesinlikle ama kesinlikle 200. Bu cepte. 3 ile şunu çarptınız. 3x eksi 240. Büyüktür x dediniz. Ve buradan 2x
x'i bu tarafa attınız. Eksi 240 diğer tarafa atarsanız 240 olur. Ve x büyüktür 120 dersiniz. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sorulmuş. İlk alınabilecek değer burada 121'dir. Son alınabilecek değer de 199'dur. O halde diyoruz ki son terimden 199'dan 121'i ilk terimi çıkardınız ve 1 eklediniz. 199'dan eğer 121 çıkarsa sevgili arkadaşlarım 78 kalır. 1 eklerseniz 79 olur. 10. sorumuzun cevabı da böylelikle A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçtim 11'e. Ali 5 yaşında. Ali 5 yaşında arkadaşlar. Veli'nin yaşı Selami'nin yaşının 3 katına eşittir. Veli var. Bir de Selami var. Ve gençler, Veli'nin yaşı Selami'nin yaşının 3 katına eşitmiş. Yani Veli 3x ise Selami kesinlikle x'miş. Ali ve Veli'nin, yani şununla şunun yaşları toplamı, yani 3x artı 5 arkadaşlar. Ali ile Selami'nin, yani şununla şunun yaşları çarpımından küçükmüş. 5 kere x'den daha küçükmüş. O halde 3x'i karşıya atarsanız dersiniz ki 2x 5, yani 2x 5'ten büyükmüş. O zaman x kaçtan büyüktür? 5 bölü 2'den büyüktür. Yani 2,5'tan büyüktür arkadaşlar. Kişilerin yaşları tam sayı olduğuna göre Selami'nin yaşı en az kaçtır? Selami'nin yaşı x'ti. O zaman x'in alabileceği en küçük değer soruluyor, tam sayı değeri. X sayısı 2,5'tan büyükse, 2,5'tan büyük olup da en küçük hangi tam sayı var? Tabii ki 3 var. O halde cevabımız da Bursa seçeneği olmuş olur. Ve devam ediyorum son sorumla. Bir yolun A noktasına ulaşan bir araç bu noktada arızalanıp, soruyu biraz yukarı çözelim arkadaşlarım şu kısma. O yüzden şurayı siliyorum. Şimdi bir yol var arkadaşlar. Yolu şöyle gösterelim. Bunun A noktasına ulaşan demiş. Bu harekette buradan yola çıkmış ve A noktasına ulaşmış diyelim, tamam mı? Ve burada arızalanıp durmuş. Aracın gittiği yolun uzunluğunun kalan yolun uzunluğunun oranı 1 bölü 2'den büyükmüş. Yani sevgili arkadaşlarım, şuraya ben A dersem, şurası da yolun sonu. Şuraya da ben B dersem, gittiği yolun A'nın B'ye oranı, kalan yola oranı kesinlikle 1 bölü 2'den daha büyükmüş arkadaşlar. 1 bölü 2'den büyük olup araç henüz yolun yarısına gelmemiştir. Şimdi yolun yarısına gelmediyse demek ki bu A bölü B sevgili gençler. A bölü B. Ya da A diyelim direkt. A sayısı küçüktür A artı B bölü 2 dememiz şart. 2 kere A 2A yapar. Neden A artı B bölü 2? Yolun tamamı A artı B'ydi. 2'ye bölerseniz yolun yarısını bulursunuz. Ama gidilen yol, yani A, hala yolun yarısı etmediği için küçüktür dedik. 2'yi bu tarafa attınız, 2A küçüktür A artı B. Böylelikle A'yı bu tarafa attınız, A küçüktür B olmak zorunda. Yani A B'den küçükmüş ama aynı zamanda A bölü B 1 bölü 2'den daha büyükmüş. Kalan yolun uzunluğunun, yani B'nin arkadaşlarım, birim türünden alabileceği değerlerin toplamı 135 birim olduğuna göre araç A noktasına kadar kaç birim yol almıştır diye sorulmuş bize. Şimdi güzel soru. Niye güzel soru? Şöyle. Şimdi örnek veriyorum. Şıklara baktığınız zaman eğer ki 8 olmuş olursa B. Şimdi B sayısı 8 ise, çünkü A'yı sormuş, özür dilerim. A 8 ise bir kere paydamız kesinlikle ama kesinlikle sevgili gençler 8'den büyük olacak. Dolayısıyla ilk alabileceği değer 9'dur. Sonra 10'u alabilir, 11'i alabilir, 12'yi alabilir, 13'ü, 14'ü, 15'i alabilir ama 16'yı alamaz. Çünkü 16'yı alırsa 8 bölü 16 olacaktır ve 1 bölü 2'den daha büyük olamaz. Dolayısıyla bu cortladı. Şimdi demek ki bunların toplamı 135 olması gerekiyor. Artık bunun üzerine yoğunlaşıyoruz. Burada kaç tane sayı var? 7 tane. O zaman ben bunların toplamını tam ortadakiyle 7'yi çarparak bulabiliyordum. 12 kere 7'den bunların toplamı 84'tür ama bize ne lazım? 135. O zaman cevap Adana değil. Gitti. Şimdi 9'a bakalım. Pay kısmı 9 olursa burada alınabilecek ilk değer 10'dur. Çünkü eşit değildi. B A'dan daha büyüktü. Sonra 11 alınabilir. 12 alınabilir. Nokta nokta nokta. En son kaç alınabilir arkadaşlarım? 18 alamayacak. 17'yi alacak. Çünkü A bölü B 1 bölü 2'den daha büyüktü. 10'dan 17'ye kadar 8 tane sayı var. Bunların da toplamını kolay yoldan bulmak için 10 ile 17'yi toplayın. 27 çarpı 4 diyorsunuz. Terim sayısının yarısı. 27 kere 4 de 80 artı 28'den 108 yapar. Yani gene 135'i yakalayamadık. Bu da gitti. Şimdi 10'a bakıyoruz arkadaşlar. 10 bölü. İlk olarak 11'i alır. 12'yi alır. Nokta nokta nokta. Son olarak da 19'u alabiliriz. 11'den 19'a kadar sevgili gençler 9 tane sayımız var. Ve bunların da
tam ortasındaki sayı 15'tir. 11'den 19'a kadar olan sayıların tam ortasındaki sayı 15'tir. Ve 9 tane sayımız olduğu için 9 kere 15'ten 135'i buluruz ki bize zaten 135 lazım. Demek ki cevabımız neymiş? C seçeneği olacakmış deriz. Evet arkadaşlarım, böylelikle videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda 11. testimizi çözeceğiz arkadaşlar. Basit eşitsizlikler ve sıralamada bol soru var. Güzel de, yani böyle olması çok güzel. Ve sorular belirli bir düzeyin üzerinde arkadaşlar. Yani tamam aralarda basit soru da var ama belirli bir düzeyin üzerinde. Ama emin olun bunlar sizi çok daha fazla geliştirecek. Ve sorular ciddi anlamda ÖSYM'de karşınıza şöyle bir soru çıkar desem kesinlikle ama kesinlikle ve sınavda çıksa o soru ÖSYM'de kesinlikle ama kesinlikle sırıtmaz arkadaşlar. Çok tatlı, yerini bulan bir soru olur. Aklınızda bulunsun. Bu kitabı çözmeniz bence çok ama çok değer kazandıracak size. Gençler, videomuzun sonundayız. Testimizin sonundayız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.